salak. Geleceğini biliyordum. Keşke sana sarılabilsem, keşke ilk göz ağrımı sımsıkı kollarıma alabilsem. Keşke sevginim parmaklıklar arkasına düşmeden gösterebilseydin. İkinci bir şansım olsaydı her şeyi güzelleştirebilirdim, her şeyi değiştirebilirdim. Bana yardım edeceksin değil mi oğlum? Ha? Hatalarımı telafi edecektim. Bambaşka bir hayata başlayacaktım. Ama o hain kardeşin, o yılan kardeşin bana ihanet etti. Aziz, doğru olan şeyi yaptım. Kardeşin bana ihanet etti, sırtımdan bıçakladı beni. En büyük günahı işledi. Keşke sen de babana ihanet etseydin. Keşke dedemin sana yaşattıklarının acısını bizden çıkartmasaydın. Sana çok kızdım ama daha çok acıdım biliyor musun? Dedemin sana yaşattıklarını bize yansıtıyordun. Ben yıllarca seni affetmeye çalıştım. Sonunda affettin değil mi? Oğlum, bu hikayede iki kurban var, sen ve ben. Bunu anladın değil mi? Bak, benim lehime tanıklık edersen her şeyi atlatabiliriz ikimiz. Öyle bir şey olmayacak. Sen bize yaşattıklarını da, o kızlara yaptıklarının da cezasını çekeceksin. Öyle büyük laflar etme. Adalet dağıtmaya kalkışma. Ben senin ne mal olduğunu biliyorum. Sen benimle aynısın. Sen benim kanımsın. Sen benim canımsın. Hissettiğim her şeyi iliklerine kadar hissediyorsun. Sen ve ben... Aynıyız diyeceksin değil mi? Biz aynıyız. Aynı kumaştan yapılmışız. Ruhumuz aynı karanlıklara ait. Sen beni yıllarca buna inandırdın. Ben kendimden şüphe ettim. Ama hayır. Artık inanmıyorum. Ben senin gibi değilim, anlıyor musun? Ben kötü biri değilim. İyilik ve kötülük nedir ki? Herkese göre değişir. Sen benim kopyamsın. Sen benim parçamsın. Önemli olan bu. Bu zırvalarla beynini doldurduğun çocuk büyüdü. Sana benzemekten korkmuyorum ben artık. Ben sen değilim. Seninki gibi sefil bir hayatı değil. İyilikleri, güzellikleri hak ediyorum. Sen pişmanlığınla çürüyeceğin sonsuz bir karanlığa gömüleceksin. Bense aydınlık günler göreceğim. Ebeda babam. Ekim. Bak, konuşacağımızı konuştuk da hiçbir şey konuşmayacağım ben seninle, yeter. İtiraf et sen de. Aa, ne yapıyorsun ya? Neye itiraf edeceğim? Çek kolunu. Bak, sen de bana aşıksın diyorsun. Aa. Delirmişsin lan sen. Yok öyle bir şey. Bırak kolumu dedim sana. Durma şefim. Bırak sana kolumu. Ya bırak. Ya, ne yaptığını sanıyorsun? Bırak ya? Onu. Geçmeyeyim sen. İyiyim, tamam, bırak, boş ver. Hiç bulaşma, gel gidelim. Sen lan ne yapıyorsun lan sen? Ulan ne dalın? Gel tamam. Ne diyorsun lan sen? Bırak lan. Ya tamam. Ya bir şey yapsanıza. Tamam. Tut. Eric yeter. Hadi yeter. 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 Süleyman Bey, bu manyağın bu okula ne işi var? Onu istersen Ekim'e sor Kanat. Sabıkalı olduğunu söylediğim halde kalması için ısrar eden o. Sana ikinci bir şans verildi ama kullanamadın. Şimdi defol git buradan. Defol! Lan bu iş daha burada bitmedi oğlum. Bu iş daha burada bitmedi. Hadi be. Yürü birader, hadi. Defol! Sen göreceksin.
Al işte gör. Uğruna imza topladığın adam. Ben boşuna kovmadım. Psikopatın öndekinin. Madem psikopat, okulda ne işi var o zaman? Ben almadım evladım. Çok kıymetli babacığın almış. Kabus bitmiyor ya. Kabus bitmiyor ya. Her olayın altından benim babam çıkabilir mi ya? Ya tamam. Bak biraz sakin olur mu? Ne olursun ya babamı seveyim ya. Bak tamam gittiler. Hadi gel bize gidelim. Bak provaya geç kalacağız Kanat. Ne olur. İkim, İkim bu herifi polise ihbar etmemiz lazım. Ya ne gerek var? Bu kovuldu işte. Bak senin peşini bırakmayacak. Polise ihbar etmemiz lazım. Ya en azından uzaklaştırma falan verirler. Kanat bak ne olursun hiç uğraşmayalım. Daha da üzerimize gelecek. Bizi uğraşacak. Boş ver. Tamam. Tamam. Ama bundan sonra seni eve ben bırakacağım. Evden ben alacağım. Tamam itiraz yok. Hemen koyucu meleğim mi olacaksın? Ekim ciddiyim. Tamam kabul. Ya sana 1000 kez dedim ya şu heriften uzak dur diye. Ya tamam haklı çıktın işte. Özür dilerim. Haklısın tamam. Hadi gidelim. Ekim. Şurası çok acıyor ya. Ha, buz koyarız şimdi isteriz. Ya ne buz acıyor, bayağı acıyor burası. Ya. Neresi mi? Neresi? Burası daha çok acıyordu. Daha iyi misiniz Ender? Daha iyiyim, Helena. Ay, şuraya da mı burada? Bakayım. Vurmuş şuraya da. Vurmuş mu? Gel. Burasını da vurmuş. Bakayım. Oraya da yapayım. Gel yapayım. Buraya da vurmuş. Hem önümden gidiyor. Hem de sürekli meydan okuyor. Seslendiği yere varınca da hemen yok oluyor. Yüreği zayıf. Ama bacakları güçlü doğrusu. Ben kovalamaktan yoruldum, o kaçmaktan yorulmadı. Yolumu da kaybettim karanlıkta. İyisi mi durmalı? Şurada biraz dinlenmeli. Hadi gel artık güzel gün. Soluk ışıklarını bana gösterdiğin anda Dimitrios'u bulur özümü alırım. Hey korkak gelsene buraya. Hadi. Karşıma çık. Yüzüme bakamıyorsun değil mi? Söylesene neredesin şimdi? Ey yorgun gece. Ey uzun ve bezgin gece. Kırp şu saatlerinden biraz. Gün doğusundan huzur gönder. Yoluma ışık tut ki Atina'ya döneyim. Kurtulayım şu hain insanlardan. Ne olur gel uyku. Bazen kederin gözlerini kapatırsın yani. Çal götür biraz beni de kendinden. Çok iyi bravo. Şimdi Hermia. Hermia. Melisa. Hiç üzülmemiştim. Hiç yorulmamıştım. Çiğden dikenim, bozulmaz ki tenim. Sırılsıklam. Melisa ezber yapmadın mı sen hala? Baştan al, kendine gel. Hiç böyle yorulmamıştım. Hiç böyle üzülmemiştim. Çiğden sırılsıklam. Çiğden sırılsıklam her yanım. Kalmadı diken çizmedik yerim. Çiğdem sırılsıklam kalmadı. Olmuyor Melisa.
Kaç provadır böyle ama? Hocam, benim kafam biraz dağınık. Dinlenebilir miyim? Geç, geç dinlen de. Gösteriye bir şey kalmadı ki. Olmaz böyle. Ekim, sen Melisa'ya sufle veriyordun. Biliyor musun tekste? Hadi bir de seni deneyelim. Yok, kendisi yorgundu. Dinlenince geçer, yapar yani. Ben bir ikinizi görmek istiyorum. İskender. Uyan Kanat. Ekim'le uyumunuz nasıl olacak bir bakalım. Bence kendisi biraz dinlenince yapacaktır, eminim ben. Ben bir ikinizi görmek istiyorum. Tatlı sevgilim. Ormanda gezmekten başın döndü artık. Doğrusunu istersen yolu da kaybettim. Şurada biraz dinlenelim. Yorgunluğumuzu giderelim. Olur Lizander. Sen kendine bir yatak bul. Ben şu tepeciye dayarım başımı. Şu çimli tümsek ikimize de yastık olur. Gönüller bir, sevgiler birse... Yatak da bir olmaz mı? Yok yok sevgili Lizander. Şöyle biraz açıkta yat. O kadar yakınıma gelme. Yanlış anlama canım beni, ne olur. Sevenler anlaşırken sevgidir yardıma gelen. Demek istiyorum ki yüreğim öylesine bağlı ki yüreğine. İkisinden bir yürek oldu desek yeridir şimdi. İki gönül bir yeminle birleşti aramızda. Öyleyse yanında bir yatacak yeri çok görme bana. Hem yanında yatsam da kötülük yatıyor olmayacak yüreğimde. Bakıyorum da Lizander kelimelerle güzel oynuyor. Lizander kötü niyeti demedi Hermia. Ne terbiyesi el verir ne de gururu bunu demeye. Ama sevgili, dost, aşk, saygı demekse eğer biraz öteye yat. Aşkımıza değer ver. Temiz bir genç erkekle el değmemiş bir genç kızam saygı duy. Bu kadarcık ayrılık baştan yaraşırmış derler. İşte orada kal. Gecen hayırlı olsun. Ömrünün sonuna dek aşkın değişmeden kalsın. Amin. Amin. Göreceksin, duan gerçek olacak. Sana yüz çevirdiğim gün ömrüm de son bulacak. Ben şurada yatayım. Hadi iyi uykular. O dileğin yarısı da dileğinin olsun sabaha kadar. Ekim ve Melisa rolleri değişiyorsunuz. Yok şey, kendisi yorgun ya, çalışırsa yapar. Hermia Ekim olacak. Uzatmayalım, karar verilmiştir. Hadi bakalım. Ay kızım, harikaydın, harikaydın. Gözüm doldu resmen. Ya bence bu sene sen kesin net böyle Afife Jale ödülünü alırsın. Yalnız Kanat, sen neymişsin ya? Bence basketi bırak, buradan yürü sen.
Duvalcığım bak, bunları git sarı odaya götür. Bunu da Vefik Bey'e imzalatacaksın. Ondan sonra dosyaların içine koyarsın, tamam mı canım? Aman! Pardon, korkuttum sizi. Sen de hep böyle pat diye çıkıyorsun insanın karşısına maşallah. Şevval'cığım hadi söylediğim gibi yap. Ama siz de hep dalgınsınız. Ekim bir şey mi söyledi yoksa? Yok, Ekim'i görmedim ki sabahtan beri. Ha iyi bari. Ben de annemin tahlil sonuçlarını göstermeye geldim. Doktora gösterecektim de. Hadi inşallah ciddi bir şey yoktur. Tez iyileşir. Sağ olun, iyileşiyor çok şükür. Kendine gelsin, ilk fırsatta sizi tanıştıracağım. Kısmet tabii. Annen iyi olsun da denk gelirsek tanışırız. Evladım benim yine çok acelem var. Gitmem lazım, tamam mı? Müsaadenle. Tabii tabii Neşe annem. Ekime de selamlarımı iletin. Sevgilerimi de söyleyin. Mutlaka uğrayacağım ilk fırsatta zaten. Aleyküm selam. Hoşça kal. Ceyda, biraz konuşabilir misiniz? Anne siz gidin, ben geleceğim. Teşekkürler. Beni yalnız bırakmadığın için çok teşekkür ederim. Ceyda, ben seni nasıl yalnız bırakayım ya? Ben sen yanımdan gittiğinde nefes bile alamıyorum. Hatta oksijen tüpü arayacağım utanmasam. Deli. Ceyda, iyisin değil mi gerçekten? Bir sorun yok. O adam cezasını aldı ya. Gerçekten içim rahat. Aşkım, baban o yüz bakıyordu zaten. İstersen çıkalım. Gelin, gidelim. Gerçekten. Bundan sonra yepyeni bir sayfa bizi bekliyor. Değil mi anne? Evet. Yani umarım. Hala inanamıyorum biliyor musunuz? Sanki hepsi bir rüyaymış gibi ve kabusa uyanacağım diye çok korkuyorum. Çok haklısınız. Yani yaşadığınız şeyleri anlamam mümkün değil tabii ama... karısının da söylediği gibi. Geçti gitti. İzleri kalacaktır muhakkak. Ama daha güzel şeyler sizi bulacak. Çok teşekkür ederim. Bütün desteklerin için. Ben diyorum ki böyle bir akşam yemek yesek. Sanki böyle yeniden bir tanışma gibi. Belki bir kutlama gibi. Ne dersiniz? Çok isterim yani. Çok sevinirim. Tabii siz de ne zaman müsait olursanız. Aslında bu akşam olabilir. Yani bu akşam şöyle bu akşam yapmayalım bence. Ben bir hazırlık yapayım. Ya şimdi böyle çok ayaküstü olacak. Güzel güzel hazırlanayım, güzel sofra kurayım. Öyle yapalım. Ne dersiniz? Tamam. Nasılsın diye sormaya korkuyorum ama. İyiyim. Rahatladım. Ama son ana kadar gerçekleşmeyecek diye o kadar korktum ki, biliyor musun? Sanki böyle biri içeri dalacak, elinde kağıtlarla. Durun o suçsuz diyecek diye. O kadar haklısın ki. İnan ben de çok korktum. Onun eli o kadar uzun, her şeye o kadar hakim ki. O avukatı son dakika bir şey yapacak diye bekledim hep. Öyle avukatları görünce yanında... Ne oldu? Kendini mi hayal ettin onların yerinde? Evet. Ve bir karar verdim. Ben kendi hayatımı böyle sevimsiz ortamlarda geçirmek istemiyorum. Suçluları savunmak istemiyorum. Suçsuzların yanında olurken hukuksuzlarla karşılaşmak istemiyorum. Gerçekler çok acı, çok sert. Ben daha hayalleri, daha hikayeleri yaşamak istiyorum. Tiyatro sahnesinde döktüğün gözyaşlarının sebebi belli oldu o zaman. Öyle mi? Masallar, öyküler bambaşka. Hele tiyatro... Ben sizi yalnız bırakayım. Dur yavrum, dur. Bir dakika, gitme. Teyze, ben gideyim. Ya yüzünüze bakacak halim yok utancımdan. Yapma böyle, yapma.
Sen başını hep dik tut. Hem yüzüme bak da sana olan minnettarlığımı gör yavrum. Ben babamı hiç hatırlamıyorum. Anamın karnındayken Kore'ye savaşa gitmiş. Bir daha dönmemiş. Benim kuzum da babasına hiç doyamadı. Onlar bu dünyayı çok erken terk ettiler. Ama sen daha beterini yaşadın. Biz baba özlemini yaşarken sen varlığının çilesini çektin. Günahlarını yüklendin. Yolunu şaşırdın. Ama sonunda doğru yolu buldun evladım. Hem kendi hayatını hem benim kuzumun hayatını kurtardın. Sen artık benim bir evladım sayılırsın. Sana bir sarılayım. Sağ ol evladım. Allah senden razı olsun.